Selamünaleyküm arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Sizleri çok seviyorum. Bugün bir koronavirüs hakkında sporcu arkadaşlarımızı bilgilendirmek açısından bir video yaptım. O videoda biraz İslam tandemi olan bir insanım. Yani biraz İslami jargonları kullanıyorum. Çünkü Müslüman olduğum için yani. Bir rapçi olsaydım oh yeah falan filan konuşurdum. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlar eleştirmiş beni. Yani İslam Allah'ı işin içine katmışım. Virüsler hani Allah, virüsü Allah'a bağlamışım vesaire vesaire. İşte bilimmiş her şeyi yapacak. İlimmiş her şeyi yapacak. Allah ne alaka falan filan. Haşa, böyle şeyler, yorumlar yazılmış. Şimdi ben de altlarına yazmaktansa artık bir video yapmak istedim. Yani insanlara derdimizi anlatmamız lazım. Bakın arkadaşlar, bir insan ateist olabilir. Saygım var. Çünkü yarın ben de bir düşüncelere düşünürüm, bir mantığımı başka yerlere evrilir, birisi beni etkiler, bir baktım ben de ateist olabilirim, bilemem. Ama ben düşüncelerim, fikirlerim, yolum İslamiyet'e yöneldi ve İslamiyet'i seçtim ve ben bir Müslümanım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben yarın ne olacağım ben bile bilemem. İslam'da da bu var. Yani Peygamber Allah Celle Celaluhu diyor ki her gün imanınızı yenileyin. Yani kendinizi yoldan bozulmamak için, doğru yolda kalmak için çabalayın. Zaten Fatiha suresinde o doğru yolda kalalım bize yardım et diye ayet var, biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bir ateistin arkadaşlar, benim inancım bu ülkenin ilerlemesine engelmiş, bu sistemin ilerlemesine engelmiş diye bir yorum yazması beni rahatsız ediyor. Bakın arkadaşlar, biz Müslümanız. Ya benden ne bekliyorsunuz? Yani bir Müslümandan böyle bir şey konuşması normal. Anormal değil ki. Niye eleştiriyorsunuz? Yani İslam dinine bağlı bir adam başına ne geliyorsa Allah'tan geldiğini biliyor. Allah'tan geldiğini düşünüyor ve buna iman etmiştir. Neden? En'am suresi 59. ayette ne diyor? Allah'ın izni olmadan bir dal yaprak bile yerinden kıpırdayıp düşmüyor arkadaşlar. Allah'ın izni olmadan bir dal yaprak. Bu ayette yazıyor arkadaşlar. Ve ben bu ayete iman etmiş bir insanım. Bir Müslümana yani bu yönden saygısızlık oluyor ya. Adam Müslüman kardeşim, böyle konuşmak zorunda. Yarın da bir ateist geçer öyle konuşur. O ateist kardeşim öyle konuşur. Herkes inancı şeklinde konuşur. Lütfen insanların inancından dolayı onları eleştirmeyin. Bak ey arkadaş, şimdi sen belki çok okumuş bir insansındır kendince. Şimdi herkes kendince okumuştur. Herkes kendince aydındır. Herkes kendince ilim sahibidir. Şimdi bana baksan, ben de aydınım, ben de ilim sahibiyim. Ben de saatlerce her şeyi konuşabilirim. Sen de belki kendince saatlerce her şeyi konuşabilirsin. Ama ben senin okuduklarını okumadım. Sen de benim okuduklarımı okumadın. Ama sen bana cahil, ben sana cahil diyemem. Bu çok önemli. Şunu söylüyorum. Benim dinim, benim İslam dinim, senin uzay gemisi yapıp da uzaya çıkmana engel mi oldu? Sen şimdi evinde oturuyorsun. Yani senin hani bu İslam yüzünden bir yere ulaşamamışız ya. Senin İslam dinin yüzünden koronavirüse çare bulundu da bunu İslam mı reddetti? Senin İslam dinine düşmanlığın bundan dolayı mı? Yani sen oturdun, ateist düşünceyle başardın, koronavirüse çare buldun ve geldi buna İslam engel mi oldu? Yani ben senin neyine engel oldum? Ben bir Müslüman olarak bir dal yaprağın bile Allah'ın izni olmadan bir dal yaprağın düşmesine iman etmiş bir insanın başına bir felaket geldiği zaman bunu Allah'tan bilmesi kadar normal bir şey yok ki. Çünkü ben Müslümanım. Budist olsam Budist inancına göre konuşacağım. Ateist olsam ateiste göre konuşacağım. Hristiyan olsam Hristiyana göre konuşacağım. Bir Müslümanın kendi jargonuyla konuşması ve bir şeyleri anlatması sizi niye rahatsız ediyor? Çünkü ben inanıyorum kardeşlerim. İnancım bu. Kafamı kessem de bu inanç değişmez. Bu virüsü yaratan da Allah. Bu virüsün gelişmesine izin veren de Allah. Bunları yapan Allah diyoruz arkadaşlar. Heh. Ama biz ne yapıyoruz? Çareyi Allah'tan istiyoruz. Ama biz doktora da gidiyoruz. Biz bu virüsü yenmek için araştırma da yapıyoruz. İlim de öğreniyoruz. Yani çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki işte Kur'an okudukça anlarsınız, Kur'an'ı tanırsınız. Siz Kur'an'ı tanımadan Kur'an'a hüküm veriyorsunuz. Ey akıl sahipleri, akletmez misiniz diyor. Yani bir insan akıllıyız ya, yani insana diyor ki akletmez misiniz? Yani düşünmez misin, araştırmaz mısın diyor. Ayet var. O akıl sahipleri diye ayetlerde hep hükümler vardır. Araştırın, okuyun. Yani bizi İslam demiyor ki şunu Allah, bunu Allah yarattı, çek köşeye çekir otur demiyor. Hala bize araştır diyor. Yani ilim,
İlim sahibi olmak çok önemli. Mesela eski Farabi'den tutun, büyük ilim sahibi, İslam tandemli, Müslüman ilim sahibi adamların günlüklerini bir belgeselde rast geldim. Günlüklerinin okunuşunu dinledim. Çok büyük bir ilim sahibi insan. Şu an Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun, üniversitelerde kitabı okutulan. Ve şöyle günlüklerinde sözler geçiyor. Bir sorunda çok takıldım ve kendimi... Adam araştırma yapıyor bir yere takılıyor. Ve bunu çözmek için inzivaya çekildim. İbadete çekilmiş, tefekküre çekilmiş ve hep dua etmiş. Allah'ım önümü aç, Allah'ım burada takıldım, bana yardım et. Ve belli bir süre sonra, o şeyden sonra şunu çözdüm, bunu çözdüm. Demiyor ki Allah vahiyini çözdü. Hayır, Allah'a yöneldi, odaklandı. Allah'tan istedi. Allah ona yardım etti, kolay etti. O buna inanıyor. Biz Müslümanlar buna inanıyoruz. Yani sen... buna inanmıyorsun çünkü sen diyorsun ki yani Allah'ın bir virüsü bile yaratmadığına inanıyorsan demek ki bir virüsü Allah'ın yarattığına, bu insanlara bela olduğuna inanmıyor isen neye inanıyorsun? Ateistsen sen diyorsan ki bütün dünyayı gördüğümüz her şeyi Allah yaratmadı, kendiliğinden oldu. İslam sonradan çıkmış bir safsatadır diyor isen ben de sana şunu söylüyorum. Ben tek bir Allah'a inanıyorum. İster kabul edin ister etmeyin arkadaşlar. Zorunuza gitmesin. Ben Müslümanım, normal bir şey. Kimliğimde yazıyor her yerimde. Müslümanım yani. Böyle konuşmam normal. Ama sen ateistsin ya da böyle düşünceleri İslam'a zıtsın ve ateist bir düşüncede insan isen ben de sana şunu soruyorum. Sen trilyonlarca atomlar var. Sayısı sonsuz. Yani sonsuz derken bir rakam var da sayamayız. Her bir atom bir araya gelmiş, moleküller oluşturmuş. Moleküller bir araya gelmiş, işte proteinleri, işte şunu bunu oluşturmuş ve insan dokusu oluşmuş. Yani bu 3 tane atom bir araya gelmiş, kanka gel ya, bir Türker Fırat yapalım mı demişler. Yani yolda gezerken 3 tane atom, 5 tane atom, atom kardeş gel içindeki kuarklar, protonlar, işte elektrotlar... Bunlar bir toplandı. Gene biz Türker Fırat mı yapalım demişler. Hadi toplandılar. Türker Fırat yaptılar. 7 milyar insan, ağaçlar, yapraklar, topraklar bu atomlar birleşip kendi başına kararı alıp kendi kendine mi yaptılar bunu? Sana göre, ateiste göre kendi kendine yaptılar. Ben de şunu soruyorum. Ben bir Allah'a inanırken beni eleştiriyorsun. Sen trilyonlarca atomun kendi başına karar alıp bir şeylerin yaptığına inanıyorsan, sen trilyonlarca atomun ilahlığına iman ediyorsun şu an. Çünkü bir ateist olarak. Çünkü atomlar tesadüfen bir araya geldi. Yani kendi aralarına bir araya gelip karar alıp canlı varlıklar oluşturdular. Sen kat trilyonlarca ilahın varken ben bir ilaha, bir ilahın senin zoruna gidiyor. Ya sen kendin ateistsin, bu düşünceye karşı, İslam'a karşısın. Diyorsun ki dünya işte Allah yaratmadı da mahlukat kendi kendine yaratıldı. Ben de sana söylüyorum güzel kardeşim. Ben bir kişiye inanıyorum, bir varlığa inanıyorum. Sen katril sonsuz ilahların var. Çünkü bütün atomlar senin mantığına göre hepsi kendi başına karar almış. Ve her şeyi kendileri bir araya gelerek yapmışlar. İşte biz de buna inanmıyoruz. Biz de bu bize çok anlamsız geliyor. Bak saçma demiyorum kalp kırmamak için. Ama ne diyorum? Anlamsız geliyor. Çünkü ben anlam veremiyorum. Anlamlı bir şey olsa ona da inanırım. Ama dediğim gibi senin yolun farklı, benim yolum farklı. Benim okuduklarım da senin okudukların aynı değil. Belki sen benim okuduklarımı okusan beni anlayacaksın. Belki ben senin okuduklarını okusam seni anlayacağım. Senin okuduklarını çoğunda okuduğum için doğru yolun bu yol olduğunu anladım. Şimdi sen kendi yolun doğru yol olduğunu anlaman için benim okuduklarımı da oku. Ondan sonra daha sağlam dur kendi tarafında. Bir Müslümanı inancından dolayı eleştirmeyin. Çünkü ben bir Müslümanım. Benim Müslüman olmam senin uzay gemisi çıkarmana engel değil ki. Oku, araştır, ilim geliştir. Bir sürü profesörlerimiz var ateist. Okullar, ODTÜ'den tut, bütün fakülteler hepsinde çok ateist profesörümüz var. Bu işi çok iyi bilen hocalarımız var. Yani o bir profesör geldi dedi ki bilmem ne X bozomunun bilmem ne şeyini keşfettim. Ya da uzaya çıkılacak en ucuz bilmem ne şeyi keşfettim. Ya da çok güzel bir uzay gemisi şeyi hazırladım. Buna Müslümanlar engel mi oluyor dedi. Yani sen araştırdın da, sen gidip de koronavirüsün aşısını buldun da ben bir Müslüman olarak buna engel mi oldum? Ben bir Müslüman olarak bunları yorumlarken inancıma göre yorumluyorum. Ya diyorum ki
Allah her şeyi yaratan Allah. Yediren, içiren, ağlatan, güldüren Allah'tır. Çünkü bizi öldükten sonra hesaba çekecek olan da Allah'tır. Ve Allah diyecektir ki biz sizi dünyaya niye gönderdik? İmtihan etmek için gönderdik. İyi ile kötüyü ayırt etmek için. Bu sebepten dolayı biz dünyaya geldik, imtihan ediliyoruz. Allah bizi virüsle de imtihan edebilir. Bizi savaşla da imtihan edebilir. Bizi fakirlikle de imtihan edebilir. Zenginlikle de imtihan edebilir. Sakatlıkla imtihan edebilir. Yakışıklıkla imtihan edebilir. Çirkinlikle imtihan edebilir. Edebilir. Bir Müslümanın inancı budur. Şimdi bir virüs çıktığı zaman ben bu virüsü Amerika yaptı ya da Illuminati yaptı demem. Çünkü biliyorum onların sebebiyle oluyor derim. Allah izin verdi. Onlar yaptı derim. Bir Müslüman buna inanır. Ben sizin gibi sizin mantığınızla öyle düşünmüyorum. Allah virüsü yarattı. Hadi git virüs git bunları hasta et demedi. Allah bir sistemin düzenini kurmuştur, yaratmıştır. O sistem işler çarkı ilerler. Allah'ın izniyle olur her şey. Yani orada bir virüs vardır. Şeytani bir fikir almıştır, o virüsü işlemiştir. Topluma yaymıştır ve toplum bununla baş edemiyordur. Çünkü Allah ne istiyor? Baş edemeyi engeller, biraz geciktirir ki insanlar biraz imtihan edilsin, kulakları çekilsin. Benim inancım budur. İnsanlar ne zaman akıllanır, aklını başına toplar. Sonra içlerinden bir kişi, bir veli çıkar. Der ki ben bu virüse şifayı buldum. Ondan sonra şifa bulunur ve biz aldıklarımızla anladıklarımız bize kâr kalır arkadaşlar. Bir Müslümanın inancı budur. Yani bir virüsü Allah yaratıp da gelip benim vücuduma koymuyor. Virüs bir şekilde var. Allah'ın çünkü bir sünneti vardır. Allah bile dünyayı bir kere de yaratmamış. 6 günde safha safha yaratmış. Allah bir bebeği anne karnında birden yaratmıyor. İlk önce sperm oluyor. Spermden sonra işte doku oluyor. Kemiksileşiyor. Deri katıyor. Kademe kademe. Ya bir evrimsel bir süreç geçiyor. Anne karnında değil mi? Bebek bir evrimsel süreç geçiriyor. Doğa, sistem, bir virüs. Yani kademe kademe. Çünkü Allah bunların o kademe kademelerine de Allah izin veriyor. Çünkü ne diyoruz? Her şey Allah'ın elinde, her şey Allah'ın kudret elinde ve her şey Allah'ın istemesiyle oluyor. Hani bir Müslüman buna inanıyor. Bu sana göre yobazlıktır, bu sana göre cahilliktir. Sen böyle düşünüyorsun diye ben inancımı değiştiremem. Ama lütfen beni eleştirirken de kendine bak. Sen de ki biz koronavirüsün çaresini bulduk da senin bu inancın engel oldu diyebiliyor musun? Diyemiyorsan o zaman saygı duyun. Ben bir profesyonel sporcu arkadaşınız olarak tecrübelerimi sizle paylaşıyorum. Ve benim inancım bu. Ve bu inancıma göre söylerim. Benim gibi Müslüman insanlar da bana hak veriyor. Sizin gibi Müslüman olmayan insanlar da beni eleştiriyor. Yani beni inancımı eleştirmeye hakkınız yok. Saygı duymak zorundasınız. Bir Müslümandan ne bekliyorsun kardeşim? Yani hala nedir bu kininiz? Nedir bu saldırmanız? Nedir bu İslam'a karşı bir hırsınız? Neyinize engel oldu bu İslamiyet? Ya neyinize engel oldun? Ya ne yaptın? Ferrari yaptın da İslam mı engel oldu? Yani ne yaptın yani? Gidiyordu Türkiye milli takımı dünya şampiyonu oldu da İslamiyet mi engel oldu? Yani en iyi füzeyi yapıyordun da atom bombasını yapıyordun da İslamiyet mi sana engel oldu? Kim sana? İslam sana ne zarar verdi? İslam sana ne yaptı? Yani bir mesela bir Budistle uğraşmıyorsun. Kafasını tıraş ediyor. İşte orasını böyle turuncu kıyafetler giyiyor. Onu niye eleştirmiyorsun? Bir Hristiyan'ı niye eleştirmiyorsun? Bir Hristiyan. Senin eleştirdiğin Amerika Birleşik Devletleri İncil'e el basarak yemin içiyorlar. Senin eleştirdiğin Amerika Birleşik Devletleri işte Tanrı'nın ismi paralarının üzerinde yazıyor. Bak onların inancı var. Onlara bu laf niye demiyorsun da biz Müslümanlara lafı diyorsun. İşte Allah'ın adı.